Bugün sizlerle SEM Jeton 4 ile biraz gezinti yapacağız. Sürekli olarak bana, hocam motorla gezerken videoların yok, gezerken videonu ekle demişlerdi. Gezi sırasında sizinle paylaşmak için video çekiyorum. Şimdi motorumuzla biraz gazlayacağız ve sizinle biraz sohbet edeceğiz. Bu sohbetimizde ilk baş ben size rodaj muhabbetinden başlayayım. Peki nedir bu rodaj? Rodaj dediğimiz şey tam olarak demir parçalarının birbirine uyumunun sağlaması, motosikletin dişli aksamı, kayış aksamı ve benzeri aksamların birbiriyle düzen içerisinde çalışabilmesini sağladığımız ilk dönemdir arkadaşlar. Bu Çin işi motorlarda 500 km, Honda, Yamaha, SEM, Kimco gibi motorlarda ise ilk 1000 km'de gerçekleşiyor. Peki bu ilk 1000 km'de bizim neler yapmamız gerekiyor? İlk 1000 km'de motorumuz fabrikada üretildiğinde hatalı bir parçası var ise veya birbirini çok sıkan, çok gevşek olan parça var ise bu parça zarar görmesin diye son sürat hızla gitmememizi öneriyorlar. Peki nasıl yapacağız rodajımızı? Rodajın en doğru yapılış şekli kılavuzunda yazana göre 60 km hıza kadar her hızda eşit aralıkta kullanmak şeklinde söylüyor. Bu yüzden ben motorumun rodaj süresince ilk 1000 km boyunca çok fazla eziyet çektim. Evet, şu an bir tapa gaz videosu bekliyor olabilirsiniz. Maalesef şu an bulunmuş olduğum bölgede her yer EDS dolu ve EDS'lerdeki hız limiti gördüğünüz gibi şehir içinde 50. Şu an çevre yolundayım. Çevre yolunda ise 70. Bu hızların üzerine çıkmıyorum. Diyeceksiniz ki EDS'lerde motosikletlerin önde kamera olmadığı için ceza gelmiyor. Yüksek hızda gidebilirsiniz. Ben kurallara uyan bir insanım. Kurallara uyduğum için her şeyi tam dört dörtlük yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi sinyalsiz dönüşüm yok. İşte hız limitlerinin üzerine çıkmıyorum. Hatta ve hatta öğrenim ve katkı kredisini bile zamanında ödedim. Millet bunu bile ödemedi. Sonra şu an bir aylık maaşıyla ödüyor. Ben ömrümün 2 yılını öğrenim ve katkı kredisini zamanında ödemek için harcamış oldum. Motorumun en sevdiğim özelliklerinden birisi ise arkadaşlar bu sinyal sesi. Sinyal sesini motorumuzda sinyal verdiğimizde tık 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 şeklinde motorumuz sinyal sesi veriyor. Ve bu sinyal sesi benim sinyali unutmamı engellemiş oluyor. Mesela 10 km hızla sabit motorumu ben kullanamıyorum. Çünkü bir anda 20 km hıza çıkıveriyor. Veya işte yavaş yavaş sıfıra düşüyor. Yani bu 10 km hızla ben uzun bir süre hiç kullanamadım. Lakin işte 30 saniye 20 km hızla kullandım. 30 saniye 30 km hızla kullandım. 30 saniye 40 km hızla kullandım. 30 saniye 50 km hızla kullandım. 30 saniye 60 km hızla kullandım. Sonra tekrar aynısını ters yönde yapmaya başladım. 50 km hızla yine 30 saniye 1 dakika. İşte 40 km hızla yine 30 saniye 1 dakika şeklinde hep aynı sürelerde farklı hızlarda kullandım. Yani değişken hızlarda kullandım. Sürekli olarak kayışın, kasnağın, dişlerin bir tarafı değil de her tarafının eşit oranda eskimesini ve eşit oranda alışmasını sağlamaya çalıştım. En doğru rodaj bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Tabii rodaj yapmak da başlı başına bir iştir. Hani genelde gidersiniz ikinci el bir motor alırsınız. Almış olduğunuz motor alındığı gün hemen tapa gaz kullanılmıştır, sıkıştırılmıştır ve sürekli olarak tapa gaz gitmiştir. Dolayısıyla bu motorun hep tapa gaz gittiğinizde kullanılan kısımları aşınmış olur. O yüzden doğru rodaj yapmak istiyorsanız doğru rodaj her kilometre hızla eşit aralıkta kullanmaktır. İlk 1000 kilometrede maalesef bu şekilde bir zorluğu var. Ben ne yapıyorum? O yüzden ilk 1000 kilometrede genelde uzun yollara çıkmadım. Şehir içinde kullandım. İşte 20 kilometre hızla 30 saniye, 30 kilometre hızla 30 saniye, 40 kilometre hızla 30 saniye şeklinde 30'ar saniyelere böldüm. Her hızda eşit oranda gitmiş oldum. Hani 60 kilometre hızı geçmeyin diyorlar. O zaman ben hep 60'la gideyim. Bu da doğru bir rodaj yöntemi değil. Genel itibariyle yapılan en büyük hatalardan bir tanesi budur. Hemen hızı 60'a sabitlerler, uzun bir süre 60'la kullanırlar. Bu şekilde değil arkadaşlar. Rodaj yapıyorsanız hızınızın sürekli değişmesi lazım ki her parça her hıza alışabilsin. Motorumuzla ilgili diğer bir özelliğe gelelim. Ben servislerinden memnun değilim. Neden? Servisler konusuna gelecek olursak maalesef SEM'nin servisleri aynı zamanda RKS, Kuba, Mondial gibi Çin işi motorlara da baktığı için SEM motosikletlere de çok fazla ilgi göstermiyor. Yine Çin mallarıyla aynı sınıfa sokup aynı muameleyi yapıyorlar. Servis konusunda biraz sıkıntımız mevcut.
Motorumuzun lastikleri fabrika çıkışı CST diye bir marka ile geliyor. Bu lastik türü motorumuzla belli bir hızın üzerine çıktığımız zaman gidonda bir titreşime neden oluyor. Aynı zamanda yağmurlu havalarda veya tozlu, topraklı yollarda lastiklerimizin kaymasını, skuterimizin dengesinin bozulmasına neden oluyor. Bu lastikleri kaliteli, yumuşak bir lastikle değiştirmek her zaman için öneriliyor. 250'liye hemen geçer miyim, geçemez miyim bilemediğim için şu an lastik değişimi yapmadım. Lakin uygun 250'lik Honda Forza veya benzeri bir şey bulursam ben de motorumu değiştirip 250'lik bir motosiklete geçmeyi düşünüyorum. Motorumun sevmediğim diğer bir özelliği ise selektör tuşu yok arkadaşlar. Motorla selektör yapmak istediğinizde hemen uzun farları elle açıp kısa farları elle açmanız gerekiyor. Lakin kısa farların altında da koltuğu açan tuş olduğu için bazen yanlışlıkla kısa farlara dönüştürdüğünüzde seleyi kaldırmış oluyorsunuz. Yolculuk sırasında sele açık gitmiş oluyorsunuz. Hem selenin kaymasına, sağa sola esnemesine hem sele altındaki menteşelerin zarar görmesine neden oluyor. Bu benim gözümde çok büyük bir dezavantaj. Yani selektör düğmesi olsaydı çok rahat ederdik. Bir de kısaya dönüştürdükten sonra kısanın altında koltuğu açma düğmesi yerine farklı bir düğme yanına eklemiş olsaydılar daha güzel olurdu. Çünkü kısalara geçirmek istediğinizde bazen yanlışlıkla koltuğu açabiliyorsunuz. Motorumda dörtlü yok arkadaşlar. Motorumun en büyük dezavantajlarından birisi de bu. Yani mesela bir kaza oldu, bir şey oldu. Motorunuzu onların yanına getirdiğiniz zaman dörtlüleri yakmak istiyorsunuz. Dörtlüleri yakmaya kalktığınız zaman maalesef bu motorda bir dörtlüğü yok. Ya sol sinyal ya da sağ sinyali yakmanız gerekiyor. Toprak yol denememizi de yaptık. Şimdi asfalt yola geri dönelim. En çok sorulan sorulardan diğeri ise yakıt tüketimi. Ben yakıt tüketimi hesapladığımda benim motorumda uzun yollarda 2 litre ile 2.2 litre arasında, şehir içinde ise 2.5 litre ile 2.7 litre arasında yakıyor. Peki diyeceksiniz ki bizim motorlarımız daha fazla yakıyor veya internette daha fazla yakıyor şeklinde yorumlar görüyorum. Kullanımla çok alakalı arkadaşlar. Genel itibariyle motosikletin ihtiyacı olan gazı veriyorum. Motosiklet kaldırdıktan sonra yavaş yavaş ivmelenmesini sağlıyorum. Aynı şekilde yavaş yavaş da durmasını sağlıyorum. Yani bir anda gaz kesip, bir anda full gaz verip, bir anda gaz kesip, bir anda full gaz vererek ne kasnak sistemini ne kayış sistemini gereksiz yere yormuyorum. Bu şekilde uygun bir kullanımla motorumuzun ömrünün çok çok uzun olacağını size söyleyeyim. Ben de yani motosikletimde uzun bir süre kullanabilmek için motosikletimin uzun süre dayanmasını ve motosikletimin bakımlı olmasını istiyorum. Yani kısacası siz motosikletinize iyi davranırsanız motosikletiniz, skuterınız da size iyi davranır. Bunlar vitesli motorlar gibi değil arkadaşlar. Skuterlarda kesinlikle ama kesinlikle ara gaz verilmez. En fazla yapılan hatalardan bir tanesi bu. Genel itibariyle öğrencilerim skuterla geliyor. Bakıyorum ara gaz çekip duruyorlar. Skuterlarda ara gaz olmaz. Neden? Kavrama bir anda kayışı boşa çıkartıyor. Tekrar kayışı sıkıştırıyor. Kayışı boşa çıkartıyor. Kayışı sıkıştırıyor. Bu şekilde çok fazla kayışın yıpranmasına, kasnağın ve içerideki vardiyatörün vesaire hep bozulmasına neden oluyor. O yüzden skuterlarda ara gaz çekilmez arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.